Adalet yürüyüşü pek çok kişinin ezberini bozdu. Gölgede 40 derecede yürüdüm, gölgede. Siste yürüdüm, yağmurda yürüdüm. Asla ödün vermedim. Kararlılıkla yürüdüm. Bir davaya inanıyordum. Bu memlekette adalet yok. O fotoğrafa bakın. Kızımla yemek yiyorum. Ve o fotoğraf Anadolu'dan sıradan bir ailenin fotoğrafıdır aslında. Bir genel başkanın fotoğrafı değil. Ben tarihe not düşüyorum. Hangi koşullardan geldim ben, milletvekili oldum, genel başkan oldum? Ben o tür koşullardan geldim. Kızıyor, köpürüyor. Ya niye köpürüyorsun arkadaş? O fotoğrafta ne var? Ne var yani? Benim insanım böyle değil. Sen zaten kendi insanını unuttun arkadaş. Sen kendi insanını unuttun. Sen Türkiye'de sade vatandaşın hangi konumda olduğunu bilmiyorsun sen. Herkesi sarayının etrafında sana yağ çeken insanlar gibi düşünüyorsun. Yok öyle bir şey. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Kayseri'de bir adam, gencecik bir adam işsizlik nedeniyle kendisini yaktı ya. Ey saray, senin haberin var mı bundan? Böyle bir mizansen falan yok ya. Zaten o karavanda kalıyor. Zaten kızıyordu. Vay efendim, bir de akşamları karavanda kalıyor. Evet dedim, karavanda kalıyorum. Eminim yediğim yemeğe bozulmuştur. Kılıçdaroğlu niye yoğurt yiyor? Niye şunu Bulgur yiyor, diyor. bunu yiyor? Aç kalsaydı diye. Onun içinden öyle geçiyordur. Ekmeğim de naylon bir poşette duruyor. Ben böyle bir insanım. Huzur içinde oturmuşum. Çünkü ondan sonraki yürüyüşe kendimi ruhen ve fiziken hazırlamam lazım. Şimdi siz kalkıyorsunuz bu fotoğraf üzerinden bana saldırıyorsun. Vay efendim atletliymiş. Ben adalet diyorum, o atlet diyor. Dikkat dikkat buyurunuz. Ben adalet diyorum, o atlet diyor. Evet arkadaş, o atlet bendeydi. Ben o atleti giydim. Evet çok sıcaktı. 40 dereceydi. Ben o atletle yemeğimi yedim. Kiminle? Kızımla beraber. Nasıl? Huzur içinde yedim. Görevini yapmış bir baba gibi. Bu ülkenin sıradan bir vatandaşı gibi. Düne kadar Atatürk lafını ağzına dahi almazdı. Neyse, en azından o fotoğrafı gördü de Atatürk'ü hatırladı. Ben o sofrada kızımla beraber sade bir yemek yiyorum. Ben o sofraya kafasında külah, sabahtan akşama Atatürk'ü hakaret eden kişiyi oturtmuyorum. Oturtmam da zaten. Ama o oturtuyor. Sen, herkes Atatürk'ü anabilir. Senin Atatürk'ü anma hakkın da ve yetkin de yoktur. Ya o külahlı adamdan sabahtan akşama kadar Atatürk'ü hakaret eden o külahlı adamı masana oturtmayacaksın. Cumhurbaşkanlığı masasına bir de oturtuyor. Sonra da kalkacak bana Atatürk'ü anlatacaksın. Nadir rahmetli Kenan Evren'e derdi ki, ben gardırop Atatürkçüsü değilim. Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz. Atatürkçülüğün iki temel ögesi vardır. Bir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki, özgürlük ve bağımsızlık, yani hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Bayrağımın altında hür yaşayacağım. Bayrağımın altında bağımsız yaşayacağım. İkincisi der ki, sen hürriyetini ve istiklalini korumak istiyorsan, savaş meydanlarında kazandığın zaferleri ekonomik zaferlerle perçinleyeceksin diyor. Ki bağımsızlığın daim olsun. Atatürkçülük budur. Öyle onların dediği gibi Atatürkçülük falan yok öyle. Uydurup bir sürü şeyi uyduruyorlar. Atatürkçülük budur. Biz de bunu savunuyoruz. Efendim, atlet oturulmazmış. Ya sen Adana'ya hiç gitmedin mi? Hatay'a gitmedin mi? Gaziantep'e gitmedin mi? Kilis'e gitmedin mi? Osmaniye'ye gitmedin mi? Mersin'e gitmedin mi? Arkadaş sen nerede yaşıyorsun ya? Ya 40 derecenin altında git bak bakayım ya, o insanlar nasıl yemek yiyorlar? Nasıl yemek yiyorlar ya? Ya kendi insanından bu kadar habersiz olan birisi bir de kalkıp bana ders vermeye kalkıyor. Yine kendisini davet ediyorum. Açık ve net davet ediyorum. Korkmasın, çekinmesin. Bana ders verecekse vatandaşlık üzerine, bana ders verecekse Atatürk üzerine, cesareti varsa, onun deyimiyle ödlek değilse, onun deyimiyle korkak değilse, gelir karşıma çıkar.